Vali Dursun Ali Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, ASKP Başkanı İbrahim Acar ile İl Temsilcisi Yavuz Çiroz'un da şeref tribününde izlediği müsabaka öncesinde geçen yılın şampiyonu Edirnespor GK'ya Vali Dursun Ali Şahin tarafından şampiyonluk kupası verildi. Törende konuşan Vali Şahin, bu başarının devamını diliyorum dedi. Kaç maç oldu? 20? 26 maç. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yılki müsabakalarda ipi göğüsleyen, 26 maçla ipi göğüsleyen Edirne Gençlik Sporu'nu ben de kutluyorum. İnanıyorum ki başarısı bu yılda aynı hızla devam edecektir. Kendilerine böyle kupalar hep vermeyi Allah nasip etsin diyorum. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan karşılaşmayı Volkan Kırbaş, Bilal Yılmaz ve Mehmet Dağdeviren hakem üçlüsü yönetti. 11. grubun şampiyon adayı takımlardan biri olan Arnavutköy Belediyespor sahaya Nihat, Serkan, Sinan, Gür, Sarper, Samet, Ahmet, Fatih, Recep, Salih ve Aytaç 11 ile çıkarken ev sahibi Edirnespor GK kalede Ufuk, Tugay, Eyüp, Doğukan, Samet, Mehmetcan, Ferhat, Kadir, Ali Rıza, Ümit, Ziyad'dan oluşan kadrosuyla mücadele etti. Maçın ilk 15 hatta 20. dakikasında rakip Arnavutköy müsabakada daha etkili ve hücum futbolu oynayan taraftı. Nitekim kale önü pozisyonlarına daha çok giren ve tehlikeler yaratan rakip Arnavutköy'dü. Rakibin ayağa top oynaması ve akıllı hücumlar geliştirmesi karşısında kendini bu dakikadan sonra toplayan Edirnespor GK oyunda denge kurmaya çalıştı ve rakibe basan ve kovalayan bir takım hüviyetine büründü. Rakibin daha usta ayaklara sahip olmasına rağmen az da oyunda dengeyi sağlayan Edirnespor GK'ya güvende geldi. Rakibin oyununu bozan ve ilk topları almaya başlayan ekibimiz İlk tehlikesini 25. dakikada yaşattı. Ferhat topu iyi kullanamadı. 28. dakikada bu kez rakip gole çok yaklaştı. 36. dakikada Ferhat kırmızı kartla oyun dışı kalınca Edirnespor zor durumda kaldı fakat mücadeleyi de bırakmadı. Çok deneyimli ve usta futbolculardan kurulu olan rakip telaşa da düşünce oyunda sonuca yani gole gidemiyordu. 42 ve 43. dakikalarda yine kalemizde tehlike yaşadık ve ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıya Edirnespor daha diri ve atak başladı. 57 ve 60. dakikalarda gole yaklaştı. 61. dakikada kazanılan penaltıyı Samet kaleciye teslim ederek galibiyet şansını takımı adına heba etti. Rakip daha sonra ısrarla gol arayan bir oyun sergilemeye başladı fakat bir türlü istediği golü bulamadı. Maçın sonlarına doğru bir grup taraftar, antrenör Mustafa Ülke'ye istifa çağrısı yaparken bir grupta alkışla tebrik etti. Meydana gelen olayları yatıştırmak için kulüp başkanı Şükrü Atangüç taraftarların arasına girerek onları yatıştırmaya çalıştı. Müsabakada 0-0 sona erdi.